varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, Urfalı küçük ağa. Ailin göz bebeği, Urfalı küçük ağa. Herkesin sevgilisi, Urfalı küçük ağa. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ağa. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük ağa. Şuradan çiğnedin her yerimi. Çiğnersem çiğneyim. Gıdıklama anne ya. Ne gıdıklama be, ne gıdıklama. Gıdıklayacağım tabii. Yeter makul durduğunuz sabah sabah. Haydi. Tema kahvaltı hazır. Ben sabahtan beri sizi bekliyorum burada kahvaltıya. Tamam mamiye, tamam. Sinem Hanım, hastanede acaba sizi hastalarınız beklemiyor mu? Ali Bey. Tema işiniz gücünüz yok mu sizin? Bak Mim hocam, servisin gelecek şimdi, geç kalacaksınız. Hadi. Bak Acar ailesi, 3 dakika vaktiniz var. Eğer 3 dakikada geldiniz, geldiniz. Gelmeniz ben bu sofrayı toplarım, Acar Acar'a gidersiniz he. Haydi. Hadi duydunuz, hadi kalkın. Duyduk Sinem Hanım, duyduk. Ama doyamadık. Neye doyamadın? Bir sabah uykusuna. Sana. Çocukların yanında böyle konuşma hapır sapır. Kaç defa söyledim. Hadi tamam, hadi gidiyoruz, kalkın. Düşmanlar ölsün. Ağlayın size. Tamam canım,
O zaman yarın sabah pilatesle görüşürüz. Kimle konuşuyor? Bahar Yatakları'nın müşteri temsilcisiyle. Ha bu şey, spor salonunun arkadaşı. Aynen, ta kendisi. Bendeki detoks içeceğini sana getireceğim. Bir hafta içinde için dışın tertemiz olacak. Ya yemin ediyorum midem bulandı ha. Abi bu işte alırsak var ya. Var ya. Ah. Ha canım ya, bir de sana ne söyleyeceğim. Bir reklam ajansı arıyormuşsunuz. Eski şirkette sözleşmeniz de bitmiş. Kuşlardan duyduk diyelim canım. Ha ya, tam da size göre bende bir ekip var. Evet. Yetenek paçalarından akıyor adeta. Ya isterseniz bir gün ayarlayalım ben sunum için. Bizi de bir deneyin derim. Ne gün. Bugün nasıl olur? Süper. Emin ol pişman olmayacaksın. Sana gelmiş geçmiş en iyi yatak reklamını çekeceğiz. Tamam canım. Görüşürüz. Çok öptüm seni. Bay bay. Kralsın yemin ediyorum, kraliçesin ya. Aslansın, Allah canım benim ya. Ay Allah'ım. Allah razı olsun. Bağlarım dedim mi, demedim mi size? Kadının Cristiano Ronaldo'susun be. Yürü be. Mersi. Bize bir ofis lazım abi ya. Bunlar çok önemli müşteri. Şu meşrubat reklamındaki herifler de öyleydi. Bizim iyi bir ofis tutmamız gerekiyor, öyle değil mi? Doğru söylüyor. Artık bu insanları kafelerde ağırlayamayız. Tamam oğlum, bugün buluşacağız işte emlakçıyla. Bakacağız bir yerler ama 5 kişi kadar büyük olur mu bilemem. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugün gelirken eski şirketin önünden geçtim yine. Niye geçtin lan eski şirketin önünden? Yolun üstü değil ki. Ya abi. Ne yapayım ben, ara ara gidip uğruyorum böyle. Özlüyorum, ne yapayım? Ya sen ne tür bir manyaksın, arada boş şirkete gidip uğruyorsun ya. Tutmaz tabii kimse. Oranın kirası kazık değil, Roma mızrağı yemin ediyorum. Unut orayı. Daha ekonomik bütçemize göre bir yer tutacağız. 3 kuruş kârı geçtik diye hemen şımarmayalım ya. Hastanın vücudunda iltihap oranı çok yüksek. Dolayısıyla yani eğer bunları takviyelerle indiremezsek bence bu gece misafir edelim derim. Teşekkür ederim. Tamam hocam. Sen gel bakayım böyle. Ya hoşuna mı gitti dosyam? Niye hoşuma gitti? Ben ne diyorsun? Niye sırıtıp duruyorsun bakayım sen? Kim sırıtıyor be, Allah Allah. Yoksa. Ali'cim gece sende mi kaldı? Bir yerlerden mi iniyor bu bilgiler? Ben anlamadım ki. İnsan tek atışta tutturur mu ya? Vallahi yüzünü gören, gözlerinin ışıltısını gören. Herkes anlar tatlım benim. Maşallah canım. Aranız nasıl bakayım? İyi. Fena değil çok şükür. Hadi hayırlısı. Hadi görüşürüz. Ağzını kapat. Ağzını. Neredeyse. Alırım intikamımı. Size niye çete diyorlar Mehmetcan? Çete misiniz? Ya çete değiliz, abartıyorlar da. Ya bize de kendimize göre bir çevremiz var tabii. Havalara bak havalara. Bir kız gördün mü gevşiyor hemen. Furkan ne oldu, düştün mü? Ya Tahsin dövdü beni. Tahsin kim ya? Ya şu geçen hafta 7. sınıfa gelen çocuk ya. Tanışıyor musun? Yok. Ama adam azman gibi önüne geleni posta alıyor. Merak etme, hallederiz. Tamam, sağ ol. Fettahcığım. Şu arkadaşın işiyle ilgilenir misin? Şu Tahsin'i bir gör. Onu da güzel güzel bir konuş. Güzel güzel mi? Hadi anladın sen. Güzel güzel. Ha, anlamış abam. Nerede kalmıştık halbukicim? Senin de böyle rahatsız edenler var mı? Sağ ol, şimdilik yok. Sağ ol, şimdilik yok. Varsa söyle, onu da hallederiz. Sıkmaya başladı ama. Ne oldu, kıskandın mı? Ne vuruyorsun ya? Küçük. Sen de küçük işte. Ali Bey, burası size çok yakışıyordu. Ya hayrolsun ya. Ne günlerimiz geçti lan şurada. Şu masaların bir dosyada konuşsun. Hallem ettin yine getirdin beni buraya. Şimdi kol gibi kira isteyecekler. Ne varırsa bir konuşuruz ya. Bir şey yok. Bak asmışlar onu da hala duruyor. Mekanı gezdirmeme gerek yok herhalde. Yok gerek yok. Anlaşılan bizden sonra kimse tutmamış. Maalesef. Aslında mal sahibi sizden çok memnundu. Kirayı bir gün bile aksattırmadan günlüğüne ödüyordunuz. Sizden sonra bazı talepleri çıktı ama gördüğünüz gibi aylardır boş.
Kirayı ödeyecek babayı çıkmadı yani. Margaret Hanım nasıl? Efendim? Margaret Hanım, buranın mal sahibi yok mu? Ermeni. Ha, iyi iyi. Sizi de çok severdi biliyorsunuz. Hatta kiraya %50 indirim yapacak. %50 mi? Şaka yapıyorsun. Hayır değil. Ne olursa olsun sizin tutmanızı istiyor. Evet beyler, ne diyorsunuz? Babamız seni bekliyoruz. Ya dur bir oğlum, biz bir düşünelim bunu. Pardon, mal sahibi arıyor. Selam söyleyin. Buyurun Margaret Hanım. Ne Margaret lan? Evet, Ali beyler burada geldiler. Ha, çaktırmıyorsan. Tamam, iyi iyi. Ne dedi benim oğlan? Ben onlarla konuştum. Düşünmek için zaman istediler. Ne zamanı lan? Koskoca dükkanı satın aldık. Gizli yardım edek dedik. 3 kuruş kira isteyin. Ne düşünüyor daha? Evet. Onların da selamı var size. Neyse Ali Bey. Size kolay gelsin. Sonra konuşuruz. Güle güle Ali Bey. Güle güle. Mehmet Beyciğim. Şimdi çıktılar. Bence ikna olacaklar. Tamam iyi. Hadi kapat. Hadi. Ne oldu gene? Ne dellendi? Dayaklık bu senin oğlun Esma, dayaklık. Gizli yardım edek dedik, kirayı beğenmeyi değil. Senin yüzünden 40 dereceden su getirik. Vallahi iş iyiye gelirse ah. Oğlan açıktan bizim yardım etmemizi istemiyor işte. İstemiyor. Gurur yapıyor her yere. İnsan babasına gurur yapar mı? Babaya çekmiş olacak ki yapıyor işte. Hem oğluna, evladına yardım edenin cennette yeri garanti. Cennete gidene kadar cinnetle olacağım senin bu oğlun yüzünden. Kayfem nerede? O günde. Kardeş, baksana öyle. Buyur. Buralarda Tahsin diye biri varmış. Ne olacak? Çağır gelsin. Al işte şurada ayı Tahsin. Ne var, niye soruyorsun beni? Sen bize Furkan dövmüşsen de. Ha, dövdüm. Ne olacak? Hiç kardeş. Eliye sağlık demek için geldim. Hadi hürmetler. Ne diyorsun usta? Bilmiyorum. Abi şu bahar yataklarının içine alırsak var ya, büyük iş. Ya çok da çalıştık anasını satayım ya. Aynen. Bak göreceksin ama alacağız işi, geleceğiz, tekrar kurulacağız şirketimizi. Demedi deme. Affedersiniz. Adalet'le burası mı? Evet burası. Daha doğrusu yani bir zamanlar burasıydı. Ya yanlış yere mi geldin? Yeni yer neresi peki? Yeni yer falan yok. Topu attılar. Nasıl yani? Siz niye arıyorsunuz şirketi? Ben işe başvuracaktım. Komik olan ne? Yok biz sana gülmüyoruz. Ya kendimize gülüyoruz. Ali Acar ben de bu topu atan şirketin sahibi. İnanmıyorum. Vallahi biz de inanamadık ilk başta ama oldu bir kere. Battık yani. Çok sevindim. Neye sevindin ya? Battığımıza mı? Hayır. Sizi tanıdığıma. Benim adım Marie. Merhaba Marie. Ali ben de. Bu da Bülent. İkinci kaptanı bu batan şirketin. Memnun oldum Marie. Ayrıca çıkmamız ham meselesi söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz şimdi yani yoksa? Ya yapacak bir şey yok. Evden yürütüyoruz işlerimizi. Güzel. Demek dönüyor. Ben sizinle çalışmak istiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz? Hayır, çok ciddiyim. Ya bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Bir sürü şirket var. Ne yapacağım buraya? Ama ben sizi istiyorum. Yaptığınız işleri biliyorum. Anladım Marie. Yani teşekkür ederiz ama yanlış bir zamanda karşılaştık herhalde. Kusura bakma. Anlıyorum. Zavallı kız. Ya oğlum bırak kızımızı şimdi. Geç kalırsak yeşim içimizden geçer vallahi. Of Allah'ım, alalım şu işi. Gözünü seveyim alalım ya. Ya usta sen dua etme. Biliyorsun sizin aranız çok iyi değil. Zorlan. Zorlayacaksın usta. Zorlamadan olmuyor bu işler. Ya anladım. Abisim. Sonra Sadık Hoca'ya dedim ki bu iş böyle olmaz. Konu okulun karizması dedim. Sadık müdür ne dedi? Ne diyecek? Haklısın Mehmetcan dedi. Aa bakın Fettah geliyor. Tokatlamıştır Tahsin'i. Ne oldu Fettahcığım? Konuştun mu Tahsin'de? Of,
konuştum o. Sonuç? Sonuç elime ayağıma kapandı, af diledi. İki tokat attım, kulağımdan çektim, bir daha yapma kötü olur dedim. O da sihir metlerini yolladı. Sağ ol Fettah'cığım. Vay be. Şınavayı sokmasan olmuyor değil mi? Ne vuruyorsan? Bahar Yatakları'nın reklam kampanyası aslında çok bildiğimiz bir masa. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. İlk başta her şey masalda olduğu gibi başlıyor. Yani kötü cadı güzel prensese zehirli elmayı veriyor. Sonra prensesi yiyor ve ardından uyuyakalıyor. Neyin üstünde kalıyor sizce? Tabii ki Bahar Yatakları'nın. Aynen, tabii ki Bahar Yatakları. Yalnız burada bir problem ortaya çıkıyor. Tahmin etmek ister misiniz? Aslında çok basit. Yani prenses o kadar rahat, o kadar rahat uyuyor ki bir türlü uyanmıyor. Prens geliyor, onu öpüyor, alnından öpüyor, gıdısından öpüyor, her yerinden öpüyor. Bir türlü uyanmıyor prensesimiz. O anda cücelerden biri işe uyanıyor. Ve diyor ki, hadi kaldırın yatağı, şu prensesi aşağı atalım. Prensesi yataktan aşağı atınca prenses uyanıyor. E tabii yıllar geçtiği için prensimiz ve prensesimiz hayatlarının baharını kaçırıp biraz yaşlanıyorlar. Ve ardından bizim sloganımız devreye giriyor. Gelsin. Siz onlar gibi yapmayın. Bahar yataklarında yatarken ömrünüzün baharını kaçırmayın. Harika. Bence de harika. Pamuk prenses olmuş, kart prenses. Kabalaşmasak. Bizimkiler işi alırsa hafta sonu şehir dışında otel diyorlar. Ne diyorsun? Gelirsin değil mi? Haberim var. Bülent söyledi. Hatta bir ısrar anlatamam sana. Ama bilmiyorum. Ay neyi bilmiyorsun? Niye yani? Gel işte, ne olur gelsen. Sinem, sanki Bülent'i bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. Ben oraya geleceğim şimdi. İlla aynı odada kalalım, beraber kalalım. Böyle ısrar üstüne ısrar edecek. Çekemem ya. Ay gerçekten bıktım senin bu kız evi nazevi hallerinden Arzu. Nesin sen? Ay bekle bekle, bu gidişle domates güzeline döneceksin yavrum. Ondan korkuyorum. Aşk olsun Sinem ya. Ay ne aşk olsun? Ayşen Guru'da oynuyor ya filmlerinde. Fettah, ayıbiki operasyonu tamamdır. Kız bana hayran kaldı. Biraz da senin sayende tabii. Bu çocuğu dövme çok iyi oldu. Eyvah! Ne oluyor? Ayı Tahsin gelin. Tahsin? Sen bu çocuğu mu dövdün? Helal olsun sana Fettah. Ne haber Tahsin? Fettah'tan dayak yemek nasılmış ha? Dayak mı? Abi istersen yüzüne vur, yakal yap olur. Ya korkma Fettah ya. Kendinden küçüklere horozlanmak kolay. Yaksın tokadı, otursun aşağı. Ne haber? Ne diyorsunuz lan siz? Ne tokadı, ne dayağı? Allah! Ne oluyor Fettah? Bir yanlış anlaşılmış. Allah yine elim versin Fettah. Ha? Ay çekeyim onu, dokunu ne? Kaşı baktı lan. Çabuk, çabuk. Ay kızım var ya. Biraz kaslı konuşalım mı? Tabii, elbette. Evet. Mehtap Susamış. Kendisi eski Türkiye kraliçesi, bir dönem manken. Böyle podyumları sallamış, sinema filmi çekmiş. Bayağı ünlü olmuş. Kendi döneminde çok iyi yani. Ama sonra hızla inişe geçti. Evet. Alkol problemi yaşamış ama toparlamış sonra kendini. Biz orta yaş Pamuk Prenses rolünde kendisini düşündük. Deneme çekimleri çok iyi. Bütçesi de çok uygun. Evet, bunlar da Yedi Cücelerimiz. Aynen. Meraklı benim oğlum Mehmetcan oynuyor. Doktoru yakın arkadaşlarından biri Musti. Salı Afettah oynuyor. Sonra huysuzu da bizim Şirinimiz oynuyor. Çekingeni Talip... Yaşlanmış prense kim koydunuz? Evet. Gelsin. Ta-ta! İşte bu da prensimiz. Bu arkadaşın ismi Mahir Tiryaki. Hiç duymadık. Duymamanız normal. Çünkü biz kendisine genellikle Maho deriz. Bir yerde gördüğümü hatırlamıyorum. Zaten bu istediğimiz bir durum. Bu bizim en başarılı kastımız, Maho. Tamam da bu arkadaş biraz mal gibi bakmıyor mu? Kesinlikle. Hah, işte bu yüzden en başarılı kastımız, mal olduğu için. Çünkü bir prensin senelerce bir prensesin başında onun uyanmasını beklemesi için mal olması gerekir. Bu durumda da Maho tam bir maldır. Hatta su katılmamış doğuştan bir maldır. Doğru. Harika. Bütçede de anlaştığımıza göre hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Tebrikler.
Oldu bir iş usta. Günü kurtardık valla. Dur be oğlum. Daha tek kare bir şey çekemedik. Şu iş bitsin bir de. Dur ya, rahatla biraz artık. Aa. Bak kim var burada. Hayırdır ya? Bizi mi takip ediyorsun? Evet. Size şivimi bırakmaya geldim. Mari bak ben anlatamadım galiba. Yani biz şu an kimseyi çalıştıracak durumda değiliz. Her işi kendimiz koşturuyoruz. Zaten anca bu sayede ayakta kalabiliyoruz. Sorun değil. Ben zaten sizden maaş istemiyorum. Ben en iyilerle çalışmak istiyorum. Peki bir şey soracağım. Neyle geçinmeyi düşünüyorsun? Arkadaşımın bir barı var. Orada akşamları barmaidlik yapıyorum. Orada devam edebilirim. Vallahi dediğim gibi kusura bakma. Yanlış ama. Anlıyorum. Darılmacı mı? Tamam peki. Ama Sevim sizde kalabilir mi? Tamam kalsın peki. Küçük hanım. Bu arada bizi takip etme. Kaza yapmanı istemem. Kim bu ya? Yeni baş belamız. Başka var mı Amiyet abla? Hayır, olmaz mı? Dur yatayım. Anam nasıl darcıkmış benim güzel yavrum. Çok mu kudurdu ya okulda? Sorma babaanne ya. Bütün gün kaçtık durduk. Kimden kaçtınız oğlum? Doğru söyle lan, dayaktan mı kaçtınız? Ya ne dayağı baba ya? Kavalamacı falan oynadık yani. Yalancı bücür. Hadi yemeğini bitir, ondan sonra oyalanmadan yatıyorsun. Aynen, anan haklı. Yarın yolumuz var daha. Oley be, çok eğleneceğiz değil mi? Vallahi ajan biz çalışacağız. Sen arkadaşlarına bakarsın dalgana artık. Bu reklam meselesi değil mi? Evet baba. Siz de geliyorsunuz değil mi? Gelik gelik. Ben hazırladım bile bavullar. Bu otelin spası çok meşhurmuş dede. Gidince bir masaj yaptırırsın artık. Yapma ya. Peki kimi yapayım masajı? Tayvanlı kızlar dede. Oğlum karıştırmasana ortalığı. Oğlum sen de spalık edip dedeyi kudurtma. Allah Allah. Şimdi bana bak, arkadaşların hepsi geliyor değil mi? Eğer bir tanesi birisi koyuverirse biteriz. Merak etme baba ya, o iş bende diyorum sana bende. Sevirsin gelsin. Daha benim çanta hazırlamam lazım ya. Yapma ya. Vallahi. Hadi neyse uğraşma. O iş de bende. Vallahi mı? Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Üzümüne bağımsız olma. Maşallah. Tekelsiniz maşallah. Reklam yıldızı oluyormuşsun he Maho? Doğru mu? He, ne oldu ki ya? Hiç. Yala. Meraktan. İnsanın başına ne gelirse ya meraktan gelir ya da... O dediğin yıldızların başına gelir Maho. Beni merak etme sen. Ben size bir şey diyeyim mi? Sen var ya hasetleniyorsun ha, vallahi. İçin için böyle kıskanıyorsun beni. Değil mi? İtiraf et. Tövbe estağfurullah. Teba ben neyine hasetleneceğim senin be ya? Memleket zaten yıldızdan geçilmiyor. Herkes yıldız. Herkes yani. Yıldız olmayanların sayısı yıldız olanlardan az. Marifet yıldız olmadan kalabilmekte. Ha? Ha? Anlamadın değil mi? Başka anlayayım ya. Bir karışık anlattın. Allah'ın mahsulu. Ha. Yıldızlar da kayar. Durmaz yerinde. Mahu. Arıza kara. Ulan bir de bunu istemeye kalktıktık ya. Ben bir Ece'ye bakayım. Öksürüyor da biraz. Hadi bakalım. Ali. Ha baba. Ya yeni bir yer bakacağım demişti dükkan için. Baktın mı? Ha baktım. Baktım yerler. Anlat be oğlum, anlat. O eski yer vardı ya. Burası iyiydi o eski yer ya. Oraya mı bakaydık? Ha, hem bir de ferahtı. Emlakçıyla bir daha mı konuşsa acaba? Ya ana doğru diyorsun da. Orası biraz büyük. Şimdilik gerek var mı o kadar büyüğünü bilmiyorum. Aa, siye şeker yasak değilsen. Thank you.
çok iyi gelecek. Oh, gerçi sen hep çalışacaksın ama. Olsun. Ben de yorgun argın odaya yatarım kendimi. Artık karımla beni dinlendirir. Yaparız tabii bir şeyler insanlık namına. Şuradan açık alayım. Ne kadar pazarlıkçı bir insansın sen ya. Gel bakalım. Gideceğiniz bu otele biliyor musun sen? Tabii tabii biliyorum. Daha önce kalmıştım otelde birkaç kez. Daha güzeli ne biliyor musun? Sponsor oluyor bize. Para vermiyoruz. Ya. Sen daha önce kimlerle kaldın bakayım bu otelde? Nasıl? Yok canım öyle değil. Yani toplantı için gitmiştik. Tamam mı? Akşama kadar kaldık gecenin bir yarısına kadar. Alkol de var bünyede tabii. Ne yapalım bize? Yatalım dedik otelde. Aklından geçirdiğin gibi bir şey değil. Sen benim aklımdan geçeni nereden biliyorsun? Hayda. Sen bana yalan söylüyorsun değil mi? Hayır tatlım yalan söylemiyorum sana ya. Yok öyle bir şey ya. Yok yok sen bana yalan söylüyorsun ya. Yalan söylüyorsun sen bana. Değil tamam yalan söylüyorum ben sana. Tamam mı? Beğendiğim kızları otele atıyorum. Oldu mu şimdi? Keyfin yerine geldi mi? İnanamıyorum sana ya. Sana inanamıyorum. Ya senin başka kızları götürdüğün otele beni de mi götürüyorsun? Ya öyle bir şey yok. Var efendim var. Demek senin için başka kızlardan hiçbir farkım yok öyle mi? Bana bak otelde benim yanıma bile sokulmuyorsun. Gider gitmez de kendime başka bir oda bulacağım tamam mı? Bak yavaş git yavaş sarsmadan. Tövbe tövbe. Bak tümsek var. Burada tümsek var. Dikkat et tümseye. Dikkat et tümseye. Oha bir oha. Hay ağzıya sağlık Haliyet. Oğlum yavaş sür şunu. Çocuklar var. Kusura bakma hanımım. Ya sen de bir susay. Tövbe estağfurullah. Sen önüne bak. Önüne bak. Araba kullanıyorsun. Hadi biz cüce oynuyoruz da. Senden cüce mi olur Fetta? Fetta lafı yok. O da cücebaşı olacak. Ben hele bir cücebaşı olayım. İlk musiği olacağım. Saçmalama. Altı cüce olur mu hiç? Bir tanecikten hiçbir şey olmaz. Şu Pamuk Prensesi oynayacak karının adı neydi? Mehtap Susamış. Mehtap Susamış. Eski güzellik kraliçesiymiş. Kraliçeyi? Düşün yani benimle oynayacak güzellik kraliçesi. Yani benim karşımda kim var? Ama sen beni beğenmişsin. Buy. Tamam bu mu? Ne oldu beğenmedi? Allah Allah. Allah seversen bunun nerası Pamuk Bey? Çırçıra alsa makine kabul etmez bu karıyı. Şu hale bak. Bu kardan ancak bulaşık bezi olur. Hatta olursa ha yer bezi ya. Oğlum yavaş biraz. Ulan öldüreceksin mi sen bizi? Oğlum ya öne geç ya da direksiyona geç yoksa ben ineyim yani ha söyleyeyim. Beyefendi rahatsız olmuş benden. Hadi açıyorum, iniyorum. Aç arka kapıyı. Allah Allah tamam iniyorum aç arka kapıyı da öğrenebileceğim. Arkadan alırlar hanımım. Saçmalama oğlan delirdin mi? Allah! Delirtti oğlan, delirtti beni. Bana değil, delirtti yani. Tövbe estağfurullah ya. Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim ama daha ne yapsın be adam be? Hamit? Ali Bey! Allah'ım! Alsana. Ya artık geçti, boş ver. Bülent alır. Vallahi Bülent Bey! Bülent Bey! Bülent Bey dur! Bülent Bey! Hamit dur o. Allah'ım ya. Ay Allah razı olsun senden Bülent kardeş. Oh. Ne oldu? Ay Teba bu vicdansızlar almadılar beni. Bıraktılar. Ay. Vardır bir bildikleri. Aşk olsun sana Bülent Bey. Vallahi aşk olsun. Nerede kaldılar? Aradım Ali abi. Yaklaşmışlar. Mehtap Hanım demek ki bu ha. Yanındaki kim acaba? Uzatmalı sevgilisi. Mahvemiş diyorlar. Kalsaydın keşke. İşim gücüm var kızım. Bekleyemem başında. Ama niye? Çok da meraklıydım sanki. Kalmasan kalma. Bana bak Mehtap. Set set diye tepinip durdum. Aha sana set. Edebinle otur. Rezalet çıkartma. İçkiden uzak dur. Allah'a dinime imanıma yoksa sıkarım bacaklarına. Sıkarmış. Sıkar biraz. Sevsinler. Şu ayılığı bırak artık ağzı. Bırak. Şu sanat canlısına adapte ol. Ne
çok güzel. Abi denize mi girsek, havuza mı girsek? Hadi. Çocuklar, çocuklar yavaş. Kime diyorum ben ya? Ali. Ha. Bunca çocuğun sorumluluğunu aldık, yine başımıza bir iş gelecek ya. Bir şey olmaz başlarında sinema odaları varken. Ya sen ne aşağılık bir adam oldun ya. Hayret bir şey. Ne tatili diye getiriyorsun, iş kakalıyorsun. Hı? Ha, çocuklar malzemeler bagajda. Ben Eko'da almaya gidiyorum. Eko'da mı? Sen bilirsin. Cık, yazıklar olsun demek. Ne oldu? Patlattınız mı kaba? Onun tipin bir şey o. Hadi oradan. Elime yüzüme bulaştırdım. Kızı üzdüm demeydi. Ben bir bavullara bakayım abi. Boşadığınız var mı? Sakin ey. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Ay, sizi arkadaşımla tanıştırayım Hazım Bey. Merhaba, memnun oldum. Pek memnun oldum Ali Bey kardeşim. Siz geldiğinize göre artık bana ihtiyaç yok. Ha? Mehtap Hanım size emanet. Merak etmeyin. Sağ solu kırmayın, tamam mı? Dikkatli olun biraz. Tamam hocam, bir seti kurmaya başlıyoruz o zaman. Tamam, ben yukarıya çıkacağım şimdi. Yerleşeceğim odaya, sonra aşağı ineceğim. Siz de biraz acele edin, hadi çabuk çabuk. Ben bir resepsiyonu kaydım yaptım. Sinem! Ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor? Hayret bir şey. Senin eserin bunların hepsi. Benim mi eserim, evet. Senin de eserin bunlar. Vallahi ben bilmem, ben başı demiyorum. Zaten otelin spası da varmış. Varsa? Varsa? Al bakalım sana hayatta çocuklarınla başarılar, mutluluklar hayatta, tamam mı? Ya Hamiyet, gözünü seveyim. Topla şunları, Allah aşkına topla. Nem hocam. Mehtap Hanım, saygılar. Ben Mahmut. Siz benim prensim olmalısınız. Çok memnun oldum. Estağfurullah. Mehtap Hanım, o şeref bize ait. Ne kadar da yakından güzelmişsiniz. Hatun budalası. Hatun budalası. Pek de güzel bir otelmiş ha. İyi oldu geldik buraya. Oğlan sağ olsun, bizi de düşünmüş. Eksik olmasın. Bir de kalın kafalılık etmezse. Mahal! Buyur oğlan. Ya Mahal, arabada gözlüğü unutmuşum. Bir getir bak. Tamam, ben giderim alırım ama bir arkadaşla gönderse. Sen niye getirmişsen? Oğlum biliyorsun setten bekliyorlar. Setten bekletmek bizim meslekte çok ayıptır. Onun için müsaadeyle. Ulan senin mesleğine başlara. Allah Allah ya. Daha çekime girmeden havaya girdi hayvan oğlu hayvan. Işık ne durumda? 5 dakika daha hocam. Ya 5 dakikada önce 2 dakikam vardı ya. Oğlum ne 5 dakikası ya, bak yarın öğlen çıkacağız buradan ha, ona göre. Tamam yetişir yetişir. Ne yaptınız, çocuklarla prova aldınız mı? Daha alamadık hocam. Nasıl daha alamadınız ya? Ya hadi ne yapıyorsunuz siz, anlamadım ki. Bu ne ya, delireceğim şimdi Allah aşkına. Bu böyle mi olur, bunun çarşaf falan yok mu? Evet. Hocam ya duman makinesi arıza yaptı. Tamam kalsın, istemiyorum. Bir çarşaf falan getir bunu, hadi bir şeyler yapalım, tamam, gel. Tamam hadi sen hızlandır, ben çocuklarla prova alırım. Tamam tamam. Gelin bakayım cüceler. Tamam. Şimdi bak bir şey diyeceğim, yapacağımız şey çok zor bir şey değil. Yaparız değil mi gençler? Evet. Lan sesiniz çıksın biraz. Aslanlarım benim be, aferin size. Fetha! Ne yapıyorsun oğlum orada? Ben bu rolde oynamak istemiyorum Alemle. Neden istemiyorsun Fetha bu rolde oynamak? Bir kere ben cüce miyim? Değilsen oğlum. Peki ben salak mıyım? Değilsen. Nereden çıktı? Bir ya salak cüceyi oynatıyorsunuz. Rol oğlum bu rol. İlla salak cüceyi oynuyorsun diye salak mı olacaksın? Oynamam. Okuldaki herkes benimle dalga geçer. Ha öyle mi? O zaman sana tatlı yok. Siz gidin tatlılarınızı alın. Hadi çocuk. Bunlar tatlısı? Cüce tatlısı Fetha. Cücelere bedava tatlı varmış. Ama sen cüce olmadığına göre sana yok. Nerede giydi? Ha. Sarısı gül. Giydir şu iri cüceyi. Hadi siz de gel. Tatlı, gel. Tatlı. Tamam gelecek tatlısı. Gel. Nerede
bayrak nerede bayrak? Bayrak. Aferin sana. Sen ne arıyorsun burada? Tabii asıl sen ne arıyorsun onun içinde? Soytarıya duymuşum be. Soytarı değil. Prens. Ayrıca bir aktör sanatını seyirciyle her türlü kılıkla buluşturabilmeli. O neysen? Allah Allah. Sanatını mı buluşturuyorsun? Oranı buranı mı buluşturuyorsun? Belli değil be ya. Tövbe estağfurullah. Ecem gel. Gel bebişim sen gel gel. Şimdi sen kusarsın musarsın bunun sanatına. Onu da benden bilir yani. Soytarı kılıklı. Soytarı değil. Prens. Sen ne anlarsın sanattan? Allah'ın cahili. Pek göz almış. Bak, 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 bak. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Bizim bölüm burası herhalde. Hadi girelim. Hadi bakalım. Allah, maşallah, maşallah. Senin de işin iş bakıyorum. Masajlar şahane. Bu yaştan sonra da işim iş olsa ne olacak? Gençken olacaktı ki. Kaçırmam diyorsun. Biz senin gençliğini de biliriz ama hadi neyse. Allah'ını seversen rezil etme bizi. Geçen defa rezil olduk zaten el aleme ama. Aman hiç uğraşamayacağım. Çok memnun kalırsak nikahına da al. Eve de getir bağırım. Ver. Hadi ne halin varsa gör. Evet. Saatler olsun. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sen mi yapacaksın masaj gibi ya? Hayır efendim, uzmanımız gelecek. Merak etmeyin, o benden çok daha iyidir. İyi, çok iyi. Buyurun, sizi içeriye alalım. Allah Allah. Esko, provayı da kaydedeceğiz, tamam mı? Evet, arkadaşlar, prova alıyoruz. Mahir Bey, sizi de alalım. Mahir Bey. Mahir Bey. Tamam. Buyur oğlum. Kız iki saattir sana söylüyor. Geçsene oğlum. Ha. Ana. Sen kimsin oğlum? Adım Haydar Pala. Kazmanlıyam. 38 yaşındayım. Tellallar odasına kayıtlıyım. Mesleğim 13 yaşında başladı. Kes lan kes. Evlilik programı gibi sen. Nereden çıktı oğlum sen? Ben özel siparişim ha. Ne siparişi? Kimin siparişi? Esma Hanım'ın siparişim ha. Senin için getirttirdiler. Ağayı memnun et dediler. Neyi alt ettiler? Allah Allah. Ya Allah! İmdat! Gevşe ha! Oğlum dur ulan manyak mısın lan sen? Allah! Esma! Oh pek de güzel koki. Oh, ay! Oh! Oh kızım! Açıp da kulunçlarıma yap Allah aşkına. Burası hazır hocam. Ya hadi artık. Herkes yerine geçsin. Biraz yaklaş, sağa doğru git battal, sağa git, sağa git. Güzel, tamam. Tamam, başlayacağız şimdi. Tamam, bırak prova yapalım bir tane. Mustafa, gir oraya, tamam. Gel ablacığım, gel böyle, çık kadrajın dışına, hadi. Oyuncu var. Prova kayıt. Hazırım. Tamam. Ver müziği. 3, 2, 1. Oyun. Mao yaklaş. Yaklaş Mao. Mao yaklaş, doğal ol. Yaklaş, yaklaş. Öpeceksin abicim. Mao'cum öpsene abicim ya. Lan ne duruyorsun Gündi? Oğlum rolümü düşüneyim. Düşünme Mao. Oğlum sen düşünmek için yoksun. Sen yapmak için varsın oğlum. Düşünme, öp. De neresinden öpeceğim oğlum yani? Kıdısından mı öpeceğim? Onundan mı öpeceğim, dudağından mı öpeceğim onu bilmiyorum. Maho, bak bana kendini gebertirme. Şu kadını öp. Esrah mı değilsen? Hadi al baştan hadi. Olmaz öyle hadi. Say bir daha. 3, 2, 1. Oyun. Aa,
Kestik, kestik. Mao tamam, kestik abicim. Mao! Oğlum kestik lan, kestik yavaş. Oh buyur beyim, olayı role kaptırmışım, karaktere girince bir türlü çıkamadım. Ha, bir girdin çıkamadın karakterden hakikaten. Aferin Mao. Cehennem kazanlarına giresin inşallah, inşallah. Utanmadan bir de yalan söyler ayı. Ne yapalım, izleyelim mi? Olur kanka. Esko, bir playback versene. Mehtap Hanım nasıldı? Çok iyiydi. Vallahi mi? Çok etkilendim senden. Elektrik aldım. Elektrik? Ne demek yani? Ben trafo gibiyimdir yani. Her şeyi öyle veririm yani. Ay çok heyecanlandım Mehtap Hanım. Çok şekersin. Ne hanımı? Bana hanım değil. Mehtap de. Allah senin belanı verecek de bakalım ne zaman verecek, ben çok merak ediyorum. Allah'ım kurban olsun ya Rabbi. Güzel sanki. Ya şu efekti biraz daha arttırın, daha orman gibi olsun. Tamam. Moruk şuraya birkaç lamba daha yakın, arttırın şunu. Daha düşük diyafram çalışacağız. Hocam orada yemek molası verelim mi? Tamam olur, verelim. Herkes yemek yesin, sonra bir az işimiz var, yaparız, bir şey olmaz. Olur olur. Ha, bir emrin var mı? Ne zaman Haydar dersen yanındayım ha. Seni hiç unutmayacağım Haydar. İyi geldin mi masaj barım? Memnun kaldın mı Haydar'dan? Haydar kadar kafaya taş düşsün. Esma. Boğul inşallah, inşallah. Bu da bizim garson abimiz. Bu bize yemekleri getiriyor. Bir şey söyleyeceğim. Ne olur bak yemekteyiz. Karın da yanında. Ne olur şu işi gücü bırakın artık, hadi. Haklısın. Ya kanka sonra bakarız. Sen de beni oyalama Bülent. Şurada karım yanımda. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Demir. Odanız hazır efendim, buyurun. Babanı mı çıkarttım odama? Tabii. Bir de sizin için not var efendim. Bay Habib Mansur Bey sizi aramış fakat ulaşamamış. Akşam üzeri kendisi otele gelecekmiş. Restoranda olacağım. Bu da kostümcü ablamız. Bize güzel kıyafetleri rol yapıyor. Bu da bizim ışık şefimiz. Ya babam masaja gitmiş. Elena'yı bekliyormuş, Haydar çıkmış. Çok hoş yüze getirse şeye gönderirim Haydar. Ağam Haydar'la ilgili bir emri var mı? Yakala öldür. Baştır ağam. Dede buraya baksana. Gülümsesene biraz. La gülümseye yakay mı aldı insanda? Anamız Haydar. Benziyor. Afya falan olmasın? Belki de casustur. Adamı kameraya çektim. Ya sana ne ya adamdan? Kimse kim? Başımızı derde sokacaksın gene. Ben şimdi bu reklamda hangi cüceyi oynuyorum? Meraklı cüceyi. Tamam işte bırak dişim yapayım. Ne
Ben ne olduğunu anlamadım. Sen hangi cüceyi oynuyorsun? Salak cüce. Normal o zaman. Salak salak. Şaka yaptım ya. Salak cüce, şaka yapılmaz. Ya ver oğlum, yeme ya. Öyle olsun, hiç yapamam. Merhaba, benim odamın kliması bozuldu zannediyorum. Soğuk üfürüyor ve içerisi gerçekten buz gibi. Birisini yollar mısınız? Tamam, ben sabah çalıştırdım. O zaman çalışıyordu ama şimdi çalışmıyor. Hemen teknik servisi bilgilendiriyorum efendim. Arkadaşlar, ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Öpüyorum öpüyorum, olmuyor. Masalda bir kere öptün mü hemen uyanıydı. Yani ben ömrümü çürüttüm, sabah demedim, akşam demedim. Öptüm öptüm ama uyanmadı. Ben artık daha fazla dayanamıyorum. Ben gidiyorum. Sizlerle de çok güzel bir günlerimiz olmuştu. Yani hakkınızı helal edin. Onu ısmarladık. Gitme! Gitme prensim, gitme! Tek umudumuz sensin. Ama elimden bir şey gelmiyor ki meraklı. Onla beni. Buldum. Neyi buldun meraklı? Elbette uyanmaz prenses. Baksana yattığı yatağı. Bahar yatakları. Öyle rahat yatılır ki insanın kalkası gelmez. Esrah mı değilse? Hadi cüceler, gelin. Tutun siz uçundan. Prensim. Prensim diyen dillerini yerim ben senin prensesim. Süper. Tamam, gayet iyi. Harika. Ne diyorsun? İyi bence, fena değil. Ne kaldı? Az bir şey. Yakın planlar, birkaç detay. Peki şey, biz yarın öğlene kadar çıkar mıyız mekandan? Sıkıştırsak gece de bitirirdik hocam ama. Yok be kızım, gerek yok. Dizi film setimi, bölüm mü yetiştireceğiz? Ekip yorgun zaten, yarın sabah erkenden motor deriz. Ne diyorsun usta? Vallahi bence daha iyi olur ya. İyi, tamam. Paydos. Arkadaşlar, paydos. Abla hoşçusun be kızım. Rahat bırak bizi. Ana buna bak. Biri Arap, biri Rus. Nereden biliyorsun Rus olduğunu? Ya belki Almandır, belki İngilizdir. Ama bence Rus. Bence de. Ben hiç yakından Rus görmedim ama bence de. Burada bir işler dönüyor gençler. Yolculuk nasıl geçti? İyi. Yanından ayırmıyorsun. İşimi salama alırım. Ben de öyle.
İçi dolu mu? Ağzına kadar. Bence orada bir alışveriş var. Ne alışverişi? Uyuşturucu, silah. Hah, buldum. Gizli belgeler. Yani bunlar casus mu? Size ne ya, size ne? Ya kızım sen gidip cücücüce bebeklerini oynasana. Salak şey. Aklıma bir şey geldi. Ne olduklarını birazdan anlayacağız. Gümrükte sorun çıktı mı? Sorunları çözmekten Osman dostlarımız var. Güzel. Bu kim be? Sakin ol. Çocuk işte, oynuyor. Merhaba, kameraya insanlar mısınız? İndir şunu. Çekmeden önce izin alman gerekmiyor muydu küçük? Biz reklam film çekiyoruz da bu otelde. Ben de oynuyorum filmde. Bugün de sinemacı olacağım. Şimdiden öğrenmem lazım. Onun için gördüğüm her şeyi çekiyorum. Biz de çektin mi? Evet, çektim. Ne zamandan beri? Otele geldiğinizden beri. Çok değişiksiniz siz. Nasıl değişik? Casus filmlerindeki gibi. Siz casus musunuz amca? Ne olur doğru söyleyin. Benden laf çıkmaz. Casus musunuz siz? İnşallah öylesinizdir. Çok heyecanlı çünkü. Sübhanallah. Ver şunu. Mehmetcan. Ne yapıyorsun anneciğim? Niye rahatsız ediyorsun amcaları? Pardon kusura bakmayın rahatsız ettik sizi. Oğlum biraz meraklıdır, biraz fazla meraklıdır hatta. Oldu iyi akşamlar. Oğlum ne yapıyorsun? Casusları kayıt altına alıyorum. Ay iyi bu buyumuz eksikti. Nerede cüceler? Hadi sofra hazır, herkes sizi bekliyor. İşler karıştı. Odaya çıkalım. Ya kaç saat geçti aradan? Biraz önce odaya çıktım. Oda hala buz gibi. İnanın elimizden geleni yaptık ama olmadı. Klimanın değişmesi gerekir. Tamam değiştin mi o zaman? Bu gece mümkün değil. Nasıl bu gece mümkün değil? Başka bir oda verin bana. Maalesef oda mümkün değil. Bütün odalarımız dolu. İsterseniz bir ısıtıcı. Yok ben ısıtıcının ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Isıtıcı kendini bile ısıtmıyor. Kendini bile ısıtmayan bir ısıtıcı vermeyin bana. Hazırcığım. Biraz sakin ol ya. Bunun için kendini mutsuz etmeye değer mi? Sen ne diyorsun Bülent ya? Adamı duymadın mı? Sabaha kadar buz gibi odada yat diyor bana ya. Yatma canım. Yatma. Gel bende kal. Bak benim oda var ya hamam gibi. Ben sana inanamıyorum Bülent ya. Ben sana inanamıyorum. Sen bir bırak beni ya. Bir uzaklaş ya. Kanka ne oldu? Bizans oyunları işe yaramadı mı? Yaramadı. Ulan senin yüzünden gül gibi kırmızı da içine ettik ha. İnşallah hesapta kastırmazlar. Esma. Ne? Senin kas gevşetici ilacın vardı yanında mı? Ne yapacaksan ilacı? Ya kuluçların fena halde tuttu ya. Çok canım acıyım. Kas gevşetici alacağını. Aha işte bak Haydar burada. Sonra onu gevşetiversin sen azıcık. Esma. Fena halde kaçın insan. Hayırlı akşamlar ha. Bir isteyen var mı? Diye bak. Hemen kaybol git, fena edeceğim. Hadi. Başım üstüne ha. Hürmetler yenge. Adamlardaki pişkinliğe bak ya. Buz gibi odada yatırtmaya çalışıyorlar beni ya. Ay sıkma canını hayatım. Benim odamda kalırsın. Nasıl yani? Siz ne yapacaksınız peki? Benim bu akşam başka planlarım var. Maho. Çın çın. Çın çın güzelliğize. Zıkkımın pekini iç. Oğlum buyurur. Birisi de Arap diyorum ya. İkisi de Türkçe konuşuyor. Ya kesin kaybettiniz yani. Rus. Ben anlarım kızım bu işlerden. Kesin bir şey karıştırıyorlar. Emin misin? Adım gibi eminim. Rus çok sinirlendi, kamerayı almaya kalktı. Arap da bozuldu ama çaktırmamaya çalıştı. Annem olmasaydı kameram gidiyordu vallahi. Polise haber ver ha. Ya ilk önce bir emin olmamız lazım. Sen de Mehmetcan ya. Gene başımızı derde sokacaksın. Şırnaklı abi. Bence de. Çok sıkıcısınız ya. Hadi odaya çıkalım o zaman. Biraz internetle oynarız. Evet. Aynen çıkalım ya. Hadi. Sen binlerce kilometre yol yap,
Kalk daha buralara gel. Tam işimiz bitmişken bacak kadar bir edin kamerasına takıl. Koskoca istihbarat örgütlerini atlattık. Bir velet çıktı karşımıza, siz casusumsunuz dedi. Yüzümüze sırıta sırıta. O çocuktan o kamerayı almak zorundasın Vladimir. Beni anladın mı? Alamazsan... anlaşmayı unut. Ben odamdayım. Halledince haber ver. Yatmaya geliyorum. Daha erken ağa. Sen onu benim kullanışlarıma, kemiklerime anlat. Her biri ayrı ayrı telden olmak üzere haydar haydar diye türkü söyleyeyim. Gülme kadar yaparım. Hadi iyi geceler. Hadi ben de kalkayım bari. Hamid. Hadi kuzum sen de artık geceye yatır istersen. Ah, tamam. Kız. Hadi yatalım. Ya aşkım uykusu gelmiş. Hadi bakalım. Bay bay de öpücük at. Uykusu geldi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. En hoş geceler sizin olsun. İbada puşka da maho. Puşka. Evet. Dedi ki en güzel geceler sizin olsun dedi. Onun öyle bir yabancı dili var. Hadi para gidelim. Siz nereye gitmek istiyorsanız ben oraya gelirim vallahi. Tabii ki Mehtap Hanım. Biz bara gidiyoruz. Ben de geleyim bara. Sizinle. Biz ne yapıyoruz? Sevgilim ben ölüyorum yorgunluktan. Bir ağır kesici alacağım sonra da yatacağım. Zaten sabahın köründe de motor diyeceğiz. İyi tamam ben fazla gecikmem zaten. Yatabiliyorsunuz odanızı ya. Valla hep Fetta, hep onun eşyası. Ya ne yapayım, geniş adamım. Ancak yayılıyor. Hem de pis. Dedim tamam. Bütün görüntüler artık uzayda dolaşıyor. Adamlar da mı? Herhalde. Başımızı gene belaya sokacaksın Mehmetciğim. Nasıl çekmişim ama? Aha ben, ben. Fetta, önündeki ne? Köşkü. 5 tane. Ne yapayım yani, sözleşmem ne yazıyor? Emin misiniz Mehtap Hanım? Sana mı soracağım be? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Tabii ki emin. Hadi bakalım ona ver, bir yerde bir tane hazırla. Nasıl isterseniz. Sağ ol babacığım. Neden ne yapayım Mehtap? Bana bak bunlar iyice iyice pişiriyor bir de gözümün önünde ya. Ayıp denen bir şey var. Ya bırak pişirirlerse pişirsinler. Sana ne? Bana ne? Bülent'e ne? Allah belanı versin Bülent. Adam mısın lan sen? Bir mahvı kadar olamadın. Bir şey diyeceğim. Ha. Kahvelerimizi nerede içelim? Benim odamda içeriz. Hallederiz o işi. Ah. Peki sen orada numaran kaç? O nasıl oda numarası kız? Çok acayipmiş ama valla içim şey oldu. Önce ben giderim. Sonra sen çaktırmadan gelirsin. Kimse fark etmez. Peki ne kadar süre sonra geleyim? 5 dakika. 5 dakika. Yatmaya gidiyorum. Ay, 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 Bülent ya. Hey Allah. Tamam, pardon, özür dilerim, pardon.
Aha, sen busun işte, bu. Böyle bu bardakları kırarsın, beni kırarsın, onu kırar. Kır ya, kır. Ne? Benim ne farkım var bardağın? Ne farkı var ki sen? Kır işte. Sen ne diyorsun ya? Aa, ne diyorsun? Tabii işine gelmedi ya, o zaman da ne diyorsun sen, değil mi? Seninle mi uğraşacağım? Kaç canım, kaç. Her zaman yaptığın şeyi yap. Kaç. Şşş. Kendine gel ya. Ne yapıyorsun ya? Yeter artık içtiğin. Hadi gidiyoruz. Yetmez içtiğim ya. Ayrıca ben sarhoş falan da değilim ya. Benim asabımı bozma Arzu bak. Kırarım elini kolunu, kafanı da kırarım. Kalk yürü gidiyoruz. Ya ben sarhoş değilim. Uykum geldi. Bak gördün mü? Ben yatmaya gidiyorum. Hadi iyi geceler ekip, iyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin. Sabah kahvaltıdan görüşürüz artık. Ha evet üstüme içki geldi. Manyeti bozulmuştu. Sen manyak manyak çünkü. Thank you.
Artık bir ya müsaade. Otur be abi iki dakika daha. Şunları bitirelim be. Abi otur iki dakika ya. İki muhabbetin belini kıralım. İyi peki tamam. Biraz daha oturayım bakayım. İki dakika daha oturacağım. Sonra mağazanız gidecek. Niye? Çünkü bu gece bir operasyon var. Yürü be abi. Helal sana abi. Sağ olun vallahi. Alo Nazım abi. Rahatsız ettim kusura bakma. Ne oldu lan? Bir durum mu var? Vallahi var abi ya. Yenge ortalığı duman etti gene. Olan var ya, dinime imanımı anlamıştım. Ben de otele karıyı kontrole geliyordum zaten. Çabuk gelsen iyi olur abi. Niye lan? Yenge ekipten biriyle işi pişirdi abi. Allah! Ulan garı yaktım seni! Yaktım seni! Bas bas bas! Bu istihbarat az önce elimize ulaştı efendim. Kayıp ajan Vladimir ortaya çıktı. Nerede? İstanbul'a yakın bir otel. Bu buluştuğu adam kim? Habib Mansur. Suriye istihbaratından. Görüntüleri kontrol ettiniz mi? Ettik efendim. Herhangi bir oynama yok. Hangi kaynaktan geliyor bu görüntüler? Otelde konaklayan birilerinin amatör çekimi. Önce sosyal medyada görülüyor. Bir çocuğun hesabında. Memurlarımızdan birisi tesadüfen fark ediyor. Yani açık istihbarat. Oteli kontrol ettiniz mi? Ettik efendim. Adamlar hala otelde. Güzel. Hazırlanın. Çıkıyoruz. Oh benim balık kızım uyumamış. Hamiyet ablasını da uyutmamış. Ama böyle yüzünce şimdi pestili çıktı. Değil mi aşkım? Evet o zaman gidip babamızın yanına yatabiliriz. Uyuruz değil mi? Benim deniz kızım mısın sen? Peki benim kızım balık kızım olmuş. Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım benim üst takım doldu artık bir yer müsaade. Peki abi sen bilirsin. Hadi görelim seni. Helal sana abi. Yürü be abi. Aslans. İki gözüm, burada içtiğimiz her şeyi, bu akşamkilerin hepsini benim odaya yazıver, tamam mı? Hadi bakalım iki gözüm. Herkese hayırlı geceler. Baksana. Allah 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 seni davul etsin ha. Sızlığı kaldı herhalde. Mehtap. Ya o niye içtin o kadar Allah'ın cezası. Baksana kız. Haydi al bakalım. Uçtu 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 uçtu. Artık sabaha kadar uyur he. Allah ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öğlene kadar garanti. Havuza gidiyorsunuz. Bana niye haber vermiyorsunuz? Aşkım sen arkadaşlarınla oynuyordun. Ben seni rahatsız etmek istemedim bir tanem. Küstüm. Nereye küstüm? Küstüm ne demek? Estağfurullah. Ne demek küstüm? Tamam o zaman. O zaman yerinde birlikte yüzersin. Tamam affettim. Baba. Oh hemen affeder hiç dayanamaz. İyi hadi yat bakalım balık adam. Hadi. Haydi bakalım. Hadi uyku vakti. Ay! Hadi iyi geceler. Bay bay. İyi geceler. Mehtap, kusura. Seni Allah gönderdi kardeşim benim. Oh şükür vallahi.
Buyurun efendim. Şimdi kardeşim benim oda anahtarı içeride kaldı. Çünkü benim arkadaşım biraz içti, sarhoş oldu, sildi kaldı. Onun için bu kapıyı biraz az çok sevinirim yani. Burası Mehtap Hanım'ın odası. He, Mehtap Hanım'ın odası da biz... Mehtap Hanım'la böyle biraz şey olduk da yani sen de anlarsın ya. Özür dilerim efendim. Otelin kuralları var. Tabii canım otelin tabii ki kuralları var ama hani biz de et kopuk değiliz yani bak gördüğün gibi. Estağfurullah efendim. Efendini şey ettirme şimdi de bak. Tövbe estağfurullah. Bak kardeşim canım ciğerim bir tane bak şimdi sen şimdi şunu al ver şöyle. Tamam mı yani bizim durumumuz onay ver. Sen de şu kapıyı aç bir 150'likten yap kardeşim bir 150'lik değil mi? Bir güzel bir şey bize hadi aç şu kapıyı. Hadi benim canım benim canım aferin bize. Sağ olasın hadi size 150 günler dilerim görüşürüz. Şükrediysen vallahi çarpılacaksın ha. Şerefsiz mi ha? Aslan mı ha? Allah'ım sen günah. Affet beni. Önce bir su dökeyim de. Ondan sonra gelirim yanına. Ne var lan ne var? Bizim hiç çeçelimiz yok sanki. Tabakhaneye yetişeceksiniz. Daha gidip karıyı vuracağız. Bassana lan sen de bas bas. Sesini çıkarsan kebertireceğim. Habiyet abla! Şşş! Olduğun yerde kal. Sesini çıkartma. Şimdi yavaş elime çekeceğim. Sesini duyarsın çocuk ölür. Anladın mı? Hı hı. Kamera nerede? İnşallah. Kalk, kalk. Odama çık. Benim odam burası. Çık. Sen inşallah. Anladın mı beni? Kalk. Ya bırak uyuyacağım. Kalk, sürün ya. Kalkacağım ya. Kalk, yürüp gitmiyorum. Durun, 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 durun. Ne yapıyorsun? Bir dakika, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, sakin, sakin. Hatırladım.
Nerede? Babamın odasında, burada değil. Babanın odasında mı? Evet, sıkıyorsa git kendisinden al. Babam dev gibi, boksör. Sana bir vuruşta rakant. Kapa çeneni. Kardeş, sen Rus'un değil mi? Dilin öyle çalıyor da ondan dedim yani. Bak ben de Rumeli'yim. Balkan yani. Sizin oraların insanlarıyla bizim topraklar böyle hep bir araya geliyorlardı da. Biz belki bakarsın akraba falan çıkarız. Ne dersin? Toprağım. Kes sesini. Bu kadının burada ne işi var? Bana hemen cevap veriyorsun. Ya ben nereden bileyim Sinem? Ayrıca ben gerizekalı mıyım? Seninle kaldığım odaya kadın atayım. Ayrıca bu kadını ben niye atayım buraya? Öyle uyandım da önüm yanımdaydı. Ne demek uyandı yanımdaydı? Sen bu kadın bir kere anahtar olmadan bu odaya nasıl giriyor? Bir. İkincisi sen yanına yatan kadının kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyor musun? Anlamıyor musun? İnsan bir bakar be. Sizin işiniz uzayacak gibi, ben gidiyorum odama. Vallahi hiç uğraşamam ya. Benim asabım bozma. Otur oturduğun yere. Önce buraya nasıl girdiğini söyleyeceksin. Ben sana çok kızgınım ya. Ne? Bülent mi? Metap. Arzu'nun sesi ne oluyor ya? Çekil bakalım. Memucan koş. Koş! Memo! Memo'can koş! Arzu! İmdat! Bülent! Bülent! Seninle sonra konuşacağız, bekle. Bülent kardeş, bak hani göründüğün gibi değil derler ya. Hani... Hani... İmdat! Arzu! Arzu! Oda! Oda! Arzu! Ay baba! Ali Bey! Ali Bey! Ne oldu? Silahlı bir adam bizim odayı bastı Ali Bey. Ne diyorsunuz ya? Rus ajan. Ne ajan oğlum? Bilmiyoruz Ali Bey. Odaya girdiler işte. Hadi benim odaya gidelim. Hadi gidelim hadi. İstihbaratı dersin. Diplomatik pasaportum var. Bana dokunamazsınız. Dokunun. Bırakın beni. Şikayet edeceğim sizi. Kanunsuz bu. Yüklü gelmiş arkadaş. Bunu yanına al. Diğerini bul. Lan! O karıyı ben sana emanet etmedim ulan!
Yana gitti lan bunlar. Yapma be! Bu ne rezalet? Yapma. Şerefsiz. Bülent! Oğlum! Bırak! Öldüreceksin! Ben öldüreceğim zaten. Bülent! Ne yapıyorsunuz lan burada? Kaldır ellerini. Ver o silahı. Kimse kurtulmaz. Topundan. Hadi! Buyur. Amirim. Komiserim saygılar. Amirim mi? Vladimir'le Fabi'yi merkeze aldım. Diğerlerini de toplayayım diyerek. Sen dedi, ne deli kuvveti varmış be. Adama yordun, yemin ediyorum kötürüm oldu. Hala yürüyemiyor. Eminim, isteyerek gelmedim ya. Efendim, bulduk çantayı. İçinde mi? İçinde. Toplayın diğerlerini de. Geri. Yürü. Hay Allah, ben hala anlamadım ne olduğunu. Anacığım boş ver. Sormadı zaten. Anlamasan daha iyi. Allah Allah. Ya bu neler geldi başımıza be? Helal olsun sana. Ben senin peşinde 2 sene koşayım. Sen git mahvol. Allah. Bülent saçmalama, Allah aşkına göründüğü gibi değil diyorum sana ya. Arzu bacım vallahi doğru söylüyor Bülent kardeş, sen yanlış anladın. Sus. Sen onu bir bırak Bülent. Ben öldüreceğim bu eyvanoğlu eyvanı. Size teessüf ederim yani Mehtap Hanım. Bir söz verdiğiniz odaya çağırdınız, sonra gidip Arzu Hanım'a odayı vermişsiniz. Ay ne bileyim ya, ben bir şey hatırlamıyorum zaten, kafam kazan gibi. Hatırlatacağım ben seni, hatırlatacağım. Hele şuradan bir çıkalım, sıktım o kafaya, hepsini hatırlayacaksın. Ali Bey'im yani size de teessüf ederim. Yani Mehtap Hanım'la siz, yani bunlar hiç yakışık hareketler değil yani. Maho, bak beni yerimden kaldırma. Yanına gelirsem yemin ederim gebertirim seni. Gebert Ali Bey, gebert, gebert, öldür, gebert şunu, gebert. Yakışır sana, gebert. Şişt, sessiz olun. Ne yapıyorsunuz? Yeter ya. Ya pardon da ben kameramı geri alabilecek miyim? Sen artık hayatın boyunca eline kamera alamayacaksın küçük bey. Anlaşıldı mı? Bitti bu iş, kapandı. Ya siz de hemen bozuluyorsunuz. Merkeze geçiyoruz. Sorgular merkezde yapılacak. Ne? Merkez nereden çıktı ya? Bir de sorgu mu var yani şimdi? Ay hay Allah'ım, sen kurtar. Ay. Çok mu yayıldık ne? Allah bir baskın yaparsa vallahi şapa otururuk. Yok yok. Ben Maho'ya tembih ettim. Haber verecek. Aferin, iyi etmişsin. Gündemdeki diğer gelişme. Çok önemli. Ha. Bizim. Yiyince etimi.
Sayın seyirciler, bir sonraki haberi ulaştı merkezimize. Bu gecenin ilerleyen saatlerinde Şile'de bir otelde son yılların en büyük casusluk olaylarından biri yaşandı. Ülkesinden ağırlaştırılmış uranyum kaçıran Rus... Ya ya lan. Bu uranyum ne işe yarıyor? Vallahi emin değilim ama... Kısılığa iyi gelmiş. Anam! Anam değil mi? Şu burnuz olan da Maho. Uranyum satışında aracılık ettiğin söyleniyor. Yok amirim, yok. Vallahi yok, billahi yok. Mehtap beni sattı. Ben oraya karıyı vurmaya gitmiştim. Tam vuracaktım ki siz geldiniz. Mehtap da kim kardeşim? Eski güzellik kraliçesi. Tanımadın mı? Pamuk Prenses'i oynadım reklam filminde. Yakında çıkar, seyredersin. Odanızda biri silahlı üç adamla basıldınız. Bir açıklaması vardır herhalde. Ya, tabii ki var efendim. Yani bir tanesi zaten sevgilim Bülent. Diğeri yanlışlıkla odama giren bir aile dostumuz. Üçüncü adam da zaten bunu tamamen yanlış anlayıp gelen aile büyüğümüz. Bunların hepsi yanlışlıkla oldu, öyle mi? Allah benim belamı versin ki yanlışlıkla vallahi. Yani Mehtap Hanım'la aramızda bir elektrik olduğu doğrudur tabii. Yani haliyle içimizden başrol oyuncusu olduğumuz için oradan böyle bir şey olabilir. Ama yani Arzu benim dünya retvacımdır. Yani hoşa sakın yani öyle bir şey yani yanlışlıkla. Yalan! Yalan söylüyor amirim. Ya yıllardır ben Arzu'yla birlikteyim, eli elime değmemiş. Otel odasında o herifi öyle burnunuza görünce tutamadım kendimi, ne yapayım? Çıkardım emaneti, hop boynunu sıktım havaya. Yoksa bizim Maho geberip gidecekti. Yanlış anlaşılmasın. Maho'nun geberip gitmesine yanmayan da... ...o hayvan oğlu hayvanı ben öldüreceğim. O zevki tatmak isteyen. Ben hala eşimden yeterli bir cevap alabilmiş değilim. Bizim odanın iki tane anahtarı var. Biri bende, biri Ali'de. Ben açmayacağıma göre Ali de içeriden açmalıysa... Kim açtı bizim kapıyı? Kim açmış olabilir? Siz bana bunun cevabını verebilecek misiniz? Amirim, bence kesin dış güçlerin parmağı var bu işte. Ülkemizi çekemeyen, büyümesini çekemeyen dış mihrakların oyunu bu. Hem de büyük oyunlar amirim. Defol! Anladın? Defol! Peki. Yani Mehtap'ın odasını düşünürken gene düştük ahura. Kolay gelsin be Maho. Deme sen çoktandır alt peslaki temizlenmiyordun. Bak o da aynı şey diyor. Ne oldu hayırdır? Sen cezalı mısın yoksa? İyi bak Hamiyet. Bak hiç çaka kaldıracak durumda değilim. Kolay elimin altında bir sürü pislik var. Kafaya atar ama haberin olsun. Neyse tamam tamam kızma. Aa Maho. Sen az önce bir ajansın aradılar. Sana bir film teklifi varmış. Neymiş? Filmin adı neydi duvarım? Aa, atını sevin kovboy. Ya sana da at rolünü vermişler. Hadi hayırlısı. Şimdi kaçma da ben size bak ne vereceğim. Allah'ım ya Rabbim. Arıza karı ya, arıza. İşin ahlaki boyutunu bir tarafa bıraktım. Yani sen benim bu kadar gerizekalı olduğumu düşünüyorsan esas sorun orada. Ya Allah Allah, benim anlamadığım şey şu. O kadın bizim odamıza nasıl girdi arkadaş? Ya bilmiyorum arkadaş. Vallahi billahi bilmiyorum. Bir karışıklık olmuş herhalde. Yanlış odaya girmiş. Nereden bileyim? Otelden de öyle apar topar atılınca kimseye soramadım nasıl girdi diye. Pardon. Hı. Efendim? Ali Bey merhaba. Ben Marie. Marie? Biz iki gün önce tanışmıştık. Şey, CV'mi verdim size. Ha, hatırladım. Ne oldu? CV'mi inceleyebildiniz mi? Ne diyorsunuz diye onu sormak istedim. Amari sonra konuşsak olur mu? Müsait değilim şimdi. Hoşça kal. Kim bu Mari?
Yeni mezun bir kız asistanlık için CV bırakmıştı bize. Onu soruyor. Benim çıkıp bir emlakçıyla buluşmam lazım. Ne işin var emlakçıda? Şu bizim eski şirket vardı ya. Onun mal sahibi yarı yarıya fiyat kırmış. Belki orayı tutacağız yine. Hadi be. Ay hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bir şey diyeceğim. Ya bak tamam bana fırça kayabilirsin yani. Haklı olduğun zaman istediğin kadar. O zaman zaten gıkım çıkmıyor da. Ama işte böyle durduk yere olduğu zaman çok yoruluyorum ben. Sen de yoruluyorsun. O yüzden ne beni yor ne de kendini. Demiştim sana Mehmetcan o kadar. O kamerayla oynamasan başımız derde girmeyecekti. Saçmalama Şirin ya. Evet bilmeden bir işe kalkıştık. Ama sayemizde kötü insanlar yakalandı. Yakalanmasaydı kim bilir daha kaç bomba yapılacaktı. O bombalar kim bilir daha kaç çocuğu öldürecekti. Hiç pişman değilim. Baba! Ne haber Can? İyi. Nereye? Bir işlerim var halledip geleceğim. Annemle bozuksunuz yine değil mi? Yani aramızın çok iyi olduğu söylenemez. Neyse hadi boş ver. Dikkat edin kendinize tamam mı? Tamam. Sen halledemeyeceksin galiba bu işi Hamdi. Vallahi elimden geleni yapıyorum Mehmet Bey. Yok beceremeyeceksen söyle. Başka bir emlakçıyla çözelim işi. Hiç olur mu Mehmet Bey? Bana biraz daha zaman verirseniz ben Ali Bey'i ikna edeceğim. Allah Allah ya. Koskoca binayı satın aldık. Yani oğlumuz rahat etsin diye. Kendi yerinde, kendi iş yerinde, sahibi olduğu iş yerinde çalışsın diye. Karımız tutturdu. Olmaz. Gizli isterim. Oğlumun haberi olmasın. Hadi buyurun. Kirayı da yarıya indirdim. Hala tutmadı Mehmet Bey. Sen de üçte bire indir. Hayır o da olmazsa gelip döveceğim bu defa. Ağanın eli tutulmaz. Döversin de seversin de baba. Hay Allah'ım ya Ali Bey kusura bakmayın böyle arkanızdan gizli kapaklı iş çevirir gibi olduk ama. Biraz öyle oldu Hamdi Bey. Babamla bana biraz müsaade eder misiniz? Tabii. Hani hiç karışmayacaktın baba bu işe? Hani hiç bulaşmayacaktın? Ya azıcık destek çıktık. Fena mı oldu? Ya olmadı tabii de. Ne olmuş? Zaten baştan tutturdu. Ben düştüğüm yerden kendim kalkacağım. Kalktı işte. Kalktı. Bir sürü de iş yakaladın. Şimdi ben ne yapacağım? Anlamadım. Nasıl yani? Ali, ben yaşlandım oğlum. Aklımda ticari işlere iyi çalışayım. Bilirsen. Urfa'da işler çıkarın da onlar benden yardım beklemeyin. Ben şimdi böyle emekli kafesinde oturan adamlara mı döneceğim? Bu yaştan sonra bulmaca mı çözeceğim? Öyle burnumu azıcık senin işlerine biraz soktum. O kadar. İyi yapmışsın baba ne diyeyim? Allah Allah ya. Koca olarak koskoca bina hediye edeyim. Ondan sonra da nasıl içeyim ya. Bir şey söyleyeceğim baba. He? Borç ama. Borç? Ya gülme vallahi borç. Sen her gün diyor ama o zaman borç ya. Allah. Tamam o zaman çıkar senede adını koyalım. Böyle olmaz. Bunu en baştan söylesey ya. Ben Bülent'e gidip haber vereyim o zaman. Hadi geç. Allah razı olsun baba. Sağ ol. Ya baba bir de bu arada... Bak ya. Baba. Ya baba ya. Thank you.
Helal olsun ya Mehmet amcaya. Yaptı yapacağını. Vallahi billahi sağ olsun. Kanka bak bu şirket ilk günkünden daha sağlam olacak, anladın mı? Bir sene içinde ilk üçe girmezsek benim adım da Ali değil. Sakin ol Rambo. Tamam hırsıydır ama fazlası sana zarar. Albayım ben lafımı bir kere söylerim. Yeter lan süründüğümüz, biraz iş yapalım. Farkındayım. Hey. Arkadaşlar kaba montaj bitmiştir. Oo harika. Harika mı? Harika, az kalır. Süper, mükemmel üstü. Harika. Coşmuşsunuz arkadaşlar, tebrik ediyorum sizi. Bu yaptık bir şeyler. Ne bu ahlamalar, ohlamalar yine? Ne oldu her şey güzel giderken? Bilmiyor musun Allah aşkına yeşim? Dalga mı geçiyorsun? Ha, anladım. Şu yine özel konular. Allah'tan o otelde ben yoktum. Yoksa başıma neler gelirdi, yani bilemiyorum yani. İlk round işletmeden. Sen nereden çıktın? Burada tanışıyorum. Yine bizi takip etmiyorsun değil mi? Bıraktım peşinizi. Hala bizde çalışmak mı istiyorsun? Çalışmak mı? Sürünmek desen ona kanka. Gönüllü sürüngen diyebilirsiniz. Kusura bakmayın, bugün yanlış zamanda aradım galiba. Vallahi biraz öyle oldu. CV'mi inceleyebildiniz mi? İnceledim. Ama hala fikrim aynı. Bence şansını başka bir yerde denemelisin. Ben de hala aynı fikirdeyim. Sizle çalışmak istiyorum. Ne yapacağız? Vallahi ben kızı çok sevdim. Madem bizde çok çalışmak istiyor. Bırakalım sürünsün o zaman. İyi. Aramıza hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. Şimdi anlat bakalım. Kimsin, nesin, necisin? Ben aslen Rum'um. Aksanımdan anlamışsınızdır zaten. Yok hiç belli olmuyor. Dalga geçme lan kızla. Amerika'da doğdum. Yazları buraya geliyordum. O yüzden memleketten de çok uzak kalmadım. İyi yapmışsın. Yani bu memlekette iş yapacaksan bu memleketin insanını, toprağını, kültürünü bilmen lazım. Hem de var ya böyle avucunun içi gelir. Ben çabuk öğrenirim. Hele sizin gibi hocalarım olduktan sonra. Vay. Puanı kaptı o zaman. Şerefe. Şerefe. İstemi yamaz. Her şey iyi gidiyordu. Birlikteydik, mutluyduk. Sonra allak bullak oldu yine. Neden böyle oluyor? Neden iyi başlayan şeyler iyiye gitmiyor? Gecenin bu saat oldu, babam yok. Belki de gelmeyecek, bilmiyorum. Bir çocuk, annesi babası gece eve gelecek mi gelmeyecek mi bilmeli. Bu onun en doğal hakkı. Büyükler bunu niye anlamıyorlar? Yoksa anlamak mı istemiyorlar bir türlü? O gün benim de başıma gelen çok saçma bir durumdu ama kaçınılmaz bir kaza durumuydu aynı zamanda da. Ali'nin durumu da yani... Ne var Ali'nin durumunda? Ne olmuş Ali'nin durumu ne? Ali'nin durumu da çok saçma değil mi sence o kadınla beraber? Ya adam senin birkaç dakika sonra odaya geleceğini bile bile böyle bir şey yapar mı sence? Bu kadar doğal ve samimiyken Ali'ye inanmamak biraz saçma değil mi canım benim? Sade'de gelir misin? Ne söyleyeceksin? Çok merak ediyorum. Canım benim, söyleyeceğim şey şu. Acaba senin bu durumun biraz psikolojik mi? Yani Ali ne derse desin inanmama durumun olabilir mi? Yani kendi kendine bahaneler üretiyor olabilir misin tatlım benim? Hı? Anne, babam aradı mı? Yok kuzum, aramadı. Sen arasana. Ya niye arayayım şimdi durup dururken babanı? Ayrıca istemiyorum ki şu anda aramak. Arasan ne olur? Mehmetcan, sen niye boyundan büyük işlere karışıyorsun oğlum? Karışırım anne, karışırım. Karışmak benim hakkım. Hem ben de bu evde yaşıyorum. Sizlerle yaşıyorum. Sizde olan her şey beni de etkiliyor. O yüzden karışırım. Usta bunlar son koliler, zaten diğerleri şirkete gitti. Aynen, sonunda kurtuluyoruz şu home office işinden. Dur bakalım, kurtulacağız da daha iyi olacak. Hele sen bir karşıya taşın inşallah. İnşallah kanka, ama daha oralara gelemedik. Hadi çıkalım mı? Ha şey ya, taze kahve yaptım, onu içelim çıkarız. İyi tamam. Hamit. Benim çıkmam lazım hemen. Bir şey yemediniz Sinem Hanım. Kazanıyorum da iyi hazırlamış. Ekmek arası falan bir şey. Annem, ne oldu? Ölü mü onlar? Hadi, hadi bitir tabağındaki lokuşu. Tamam.
Hadi somurtma artık, yeter ne olur ağzımız uğradığına. Tamam. Aşkım, bebeğin kendi kendine kahvaltısını bitirmiş daha canım. Hadi yap bakalım. Hı? Aferin benim kızıma. Oh, ay sağ ol. Bir dakika yiyeyim de. Tamam. Ha. Geldin. Hoş bulduk. Çok fazla yerleşme, kahve yaptım. İçip çıkacağız. Aa, eski şirketi mi? Sen nereden biliyorsun? Dün gördüm sizi. Temizlik yapıyordunuz. Kızım sen hafiye misin, reklamcı mısın ya? Hanım gönderdi. Anladım. Sağ ol. Bir şey değil. Hayırdır abi? Al hayır, ne hayır oğlum, işte görmüyor musun? Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Şu koldekileri ezberle sen. Tabii. Abicim bir jingle yapacaksınız, bin kere aradınız. Sor. O kadın kim?